Oyalandı bir yol. Sevinçle oyalandı bir yol. Mikrofon kurulumu çok iyi. Biraz daha eğilme ihtiyacı hissedebilir. Yani biraz daha yukarıda olabilseydi. Yani bakın tam şu seviye bizim istediğimiz seviye. Bunu ben birçok performansta dile zaten getiriyorum. Şu seviye bizim için olması gereken. Konson uzatarak gidiyor. Konsonlarını sert kullanan bir şarkıcısıyla. Dolayısıyla çene hareketliliğini biraz aktif görme olasılığımız yüksek. Biraz agresif, biraz maskülen bir tavrı şarkı söylerken seviyor. Bu yorumculuğunda olan bir şey. Yorumculuğun bir şarkıcıda özellikle pop müzikte ön plana çıkması değerlidir. Çünkü genelde biz şarkıcının tavrını, şarkıcının kişiliğini de şarkı içerisinde duymak isteriz. Bu böyle klasik eserlerde, sanatsal anlamda daha niteliği geniş eserlerde çok yorum istenmez. Yorumun biraz dışında kalıp eserin daha fazla ön plana çıkmasını talep ederler. Ama bu tip basit şarkılarda genelde yorumcunun nitelikli bir şekilde şarkıya egemen olmasını isterler, isteriz. O yüzden buradaki Sıla'nın tavırsal olarak katkılarını ben beğeniyorum. Bir şarkıcının bence edinmesi gereken bir özellik diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda bazı etkin durumlar göreceğiz. Konsonların uzaması tınının bozulması anlamına gelebilir. Konsonlar uzamaz, yani sessiz harfler. Bunları uzatmak istemeyiz. Belki egzersizlerde, idmanlarda, teknik çalışmalarda bunlar uzayabilir ama şarkılarda çok istenen bir hadise değildir. Devam edelim. Teatral bir, o teatralliği görüyorsunuz değil mi? Teatral bir tavır var. Tam bunu kastediyordum. Bakın, çene kullanımına iyi bakın. Sert bir basış değil mi? Tam sert basışlar. Çene açıklığı buralarda dar kullanıyor. Çok geniş bir kullanım görmüyoruz. Zaten bu mesafede çok geniş kullanımları tercih de etmeyiz. O yüzden çok problemli değil. Sol diyez. Nüanslar güzel, nüanslarını güzel uyguluyor. Nefes kullanımını net gözlemleyemiyorum tabii ama şöyle bir şey söyleyebilirim ki sahnede kostüm olarak çok dar kostümler tercih etmeyin. Bu genelde nefes performansınızda olumsuz etkiler yaratabilir. Nefes alıp vermenizde kapasite olarak olumsuzluklar yaratabilir. Bu noktada dikkat etmekte fayda var. Tabii bu kostüm ne kadar dar? Buradan dar görünüyor ama tam emin olamıyorum tabii ki yani. Ama nefes tekniği açısından şu an henüz çok belirgin destekler görmedik. Zaten alt frekanslardayız. Buralar çok destek isteyen frekanslarda değil. O yüzden böyle çok yoğun destek ihtiyacı da görmüyoruz. Çok destek de açıkçası görmüyoruz. Bize bırakması lan. Mesela burada söylerken yine açıklıklar, bak bu çok güzel açıklıklar bunlar bu arada. Bakın genişlikler çok iyi. Şarkıda bakalım duyacak mısınız? Bakalım. Şurada geç. Güzel. Açarak girdi. Çok güzel. Bakın. Hop açtı. Genişletti.
Açıklıkların netliklerini beğeniyorum ama A vokaller biraz dar kalıyor. Daha da genişleyebilirler. Buralar mesela çok daha iyi. Ya buradaki A vokalle oradaki A vokal arasında bayağı bir fark var. Desteğe bakalım biraz, nefese bakalım isterseniz. Hala yani net bir şekilde şu teknikte nefes yönlendiriyor diyemem. Gözlemleyemiyorum açıkçası. Gözlemleyemiyor olmamız da normal değil. Yani demek ki burada çok teknik bir nefes kullanımı yok. Yani olsaydı burada bayağı bir yönlendirme ve itme gözlemlerdi. Zaten biraz gırtlakta da tansiyon gözlemleniyor. Burada biraz gerilim olma olasılığı da yok değil. Sanki biraz diyafram konusunda sıla bana biraz zayıf geldi diyebilirim. Vokal. Ama vokal genişlikleri hiç fena değil. Baksanıza bak. Baksanıza. Genişlikler çok güzel. Performansı burada kestik. Kimdiz? Evet, Göksel. Göksel'in en sevilen günümüzü net bir şekilde de ifade eden şarkısı. Depresyondayım. Hadi bakalım. Tını olarak daha dar bir yerde, ağız içini daha dar kullanıyor Sıla'ya göre. Ses olarak biraz daha parlak bir tınıya sahip. Bu konuda avantaj var. Ama tabii ki Sıla'nın ses olarak aralığı, daha pes aralıklar, daha bizim özellikle operada repertuar ifade etmek için söylediğimiz işte mezzo aralık. Daha peslerde hakimiyeti olan bir ses Sıla. Ama burada daha tiz bir ses duyuyoruz. Daha parlak bir ses duyuyoruz. Devam edelim. Bakalım. La diyezlerdeyiz. Sıla mesela buralarda çok daha dominant bir solist. Devam edelim. Atlamalar çok güzel. Bakalım nasıl bir atlama var. Doymuş. Çok da geniş bir atlama yok burada yani. Bir majör 3 atlama var. Evet. La, do, fa, la. Çok ara, çok geniş değil. Ama bir kırma, bir falset kırma yapıyor. O da genişliği, intervali daha böyle sanki, değil mi? Aralıklıymış gibi gösteriyor. Yani sanki bir beşli aralık duyuyor gibiyiz. Glisti bir okuma, kaydırmalar. Günü ifade ediyor. Kesmedim zaten. Beklerden geliyor galiba. Entonasyon ya glissando'nun en büyük dezavantajı işte bu entonasyonlar. Yani çok çabuk rotadan kopabilirsiniz. Dikkat etmek lazım. Ben bekleri de beğenmedim yani bu arada. Yani şimdi ne olursa olsun yani burada bu kadar dominant bir bek yapmak doğru değil yani. Bek vokalin olayı arkada böyle çeşniler yaratmak değil. Yani bek vokalin görevi ana vokali desteklemektir, armoni yapmaktır. Vokale biraz daha hacim vermektir, renklendirmektir. Yani back vokal arkada bir solist gibi davranmaz, davranmamalı. Davrandığı zaman da işte biraz böyle karışır ortalık yani. Ya solist, bu ya solistin de performansının
zayıf olduğunu ifade eden bir şeydir. Şimdi ben zayıf demiyorum tabii ki Göksel'e. Ama burada bir şey hatası var. Yani bir back vokal ve solist uyumsuzluğu var. Ben kesinlikle böyle bir şeyi müsaade etmem. Solistim benim ya, vokal koşusunu yaptığım bir solistim. Burada şarkı söylerken arkada back vokal bu şekilde söyleyemez. Yani buna müsaade asla etmedim, etmem. Dolayısıyla bu bir olumsuz bir not benim için. Ya şey ifadesi veriyor. Sanki Göksel bir şey yapamıyor da arkada back vokaller onun eksiğini tamamlıyor gibi. Bu da olabilir bu arada. Olduğu sahneler var. Böyle sahnelerde back vokal tamamlayıcıdır. Back vokal evet bunları yapar. Çok ses rengine benzer bir solist tercih edilir. Özür dilerim. Back vokal tercih edilir soliste uygun. O back vokal bu hareketleri yapar. Ama burada öyle bir durum olduğunun da belirtisi çok yok. Gayet şarkısını güzel söylüyor Göksel istese. Şarkıyı baştan sona tertemiz okuyacak gibi bir tavrı, bir enerjisi zaten var ama neden böyle bir şey yapmışlar çok anlayamadım. Devam edelim. Bir de tempo problemi var parçada çok, yani biraz şarkıcıya alan şey yapmak lazım. Nedir o? Biraz şarkıcıyla da gitmek lazım. Yani burada nefes nefese kalma durumu var Göksel'in. Bakın. Bak yavaşlayacak. Yavaşlaması. Yavaş, bu güzel. Biraz daha yani rahat, biraz daha geniş yavaşlaması lazım gibi geliyor bana. Orkestrasyonda da bir tempo var yani. Bazı yerleri yutuyor yani bazı yerleri. Burada da ama şeyi duyuyorsunuz değil mi? O teatral hava aslında var. Orkestra biraz izin vermiyor ya. İzin biraz böyle daha yavaşlayın ya. Şarkı zaten şey. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım. Mesela biraz o tempoyu yavaşlatmalı, rahatlatmalı. Yani böyle illa net BPM'de gidecek diye bir kaide. Bazı şarkılarda yok bence yani. Depresyondayım. Bağırsanıza. Keşke haklı çıkmasam bazen bir şeyi. Tren geliyor böyle değil mi? Dıt 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 geliyor tren. Yani onu görüyorsun. Abi böyle bir şey var derken çat diye patlıyor. Yani evet orkestra. Neyse olur diyelim. İş kazaları olur böyle. Yani ben yani bu iki performansı kıyasladığımda Sıla diyeceğim ya. Yani çünkü genel olarak da yani orkestra performansı, Sıla performansı çok daha iyi bir, daha tam bir iş görüyoruz. Daha net bir iş görüyoruz. Daha beğendim. Baksana bak. Bak burada da bek var bak. Anladınız mı? Bek vokal budur ya. O ne yani? O öyle bir şey. Bu düelloda kazanan her şeyle, her detayla. Yani özellikle orkestrasyon, işte vokal, orkestra uyumu, vokal performans açısından Sıla.